Cennetin dünyadaki adı Ayvalık'ın en güzel köşelerinden biri olan Çamlık'ta, tarihin ve doğanın iç içe olduğu noktada yaşam evlerinin güvencesinde hayata geçirilecek olan Güzide Çamlık Yalısı daireleri, dünyanın her tarafından GPRS sistemi ve cep telefonu aracılığıyla bina içerisindeki kombi, kalorifer, TV, elektrik, aydınlatma, su gibi tüm yaşam imkanlarını tek bir tuşla yönetebilme özelliğine sahip akıllı binalarla sahiplerini bekliyor. ...170 metrekarelik olimpik ortak havuzun yanı sıra sauna ve spor salonlarıyla hayatı kolaylaştırması hedeflenen Güzide Çamlık Yalısı dairelerinde sanatsal peyzaj çalışmalarıyla dünya teknolojisinin tüm olanaklarından yararlanmak mümkün. Her binanın en son teknoloji ısı pompa sistemiyle ısıtılacağı Güzide Çamlık Yalısı dairelerinde Ankastre malzemelerinin İtalya'dan özel getirilirken iç mimari düzeninin de halen İstanbul'da faaliyet gösteren D1 Konsorsiyum tarafından yaptırılıyor. Güzide Çamlık Yalısı Daireleri Hayal Ötesi. Telefon 0222 123 4567. Güzide Çamlık Yalısı Daireleri Ayvalık'ta yaşama tadını çıkarmak isteyenlere. Ayvalık'ta Türkiye'deki engelli oranının yükselmesinde en büyük paya sahip olan trafik kazalarının önlenmesi için yoğun çabalar sürdüren Adil Sosyal Tüm Engelli Dostları grubu, ağacın yaşken eğileceği düşüncesiyle ilkokullarda başlattığı trafik eğitimi çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Okullar başlamasına rağmen tam faal olmadığından dolayı ama küçük çocuklarımız okula gidiyor. Ve kimse bunu ciddiye almıyor. Biz daha hala böyle... Neyciğim sen de... Teşekkür ederim efendim. İnşallah. Sağ olun. Bu kapsamda hafta başında dersleri başlayan Kıvanç Sarcalı İlkokulu'nun 1. sınıf öğrencileriyle bu yılın ilk eğitimlerini veren Asset, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleriyle giydirdikleri minik öğrencilerle okul önünden geçen araçları durdurarak sürücülere okulların yeni eğitim döneminde başladığını hatırlatarak yola her an öğrencinin çıkabileceğini ve bu yüzden de sürücülerin okul önlerinden geçerken yavaş ve dikkatli olmaları gerektiği mesajlarını verdiler. Polis kıyafetli minik öğrencilerin bu güzel mesajlarının kendileri için çok önemli olduğunu kaydeden sürücüler ise miniklere okul önleri ve çevresinde mümkün olduğunca dikkatli olarak seyredeceklerini sözünü vermesi ise etkinliğe adeta damgasını vurdu. Delikanlıyı arkaya alalım. Çocuklar anlattı mı? Hadi bak. Tamam mı? Neler düşünüyorsunuz şu anda? Ben de bir tane çocuk var, ondan okul başlıyor. Ondan ben de kendi çok dikkat edeyim. Anladım. Önemli olan sürücülerin biraz daha dikkatli olması, öyle mi? Aynen. Bu arabaya ne diyeceksin? Lütfen.
Gel. Burada? İyisin değil mi peki? Polis olmak nasıl bir şey? Çok güzel. Hoşuna gitti. Peki sürücü amcalara ne diyorsun sen? Biz okula başladık. Dikkatli olun diyorsunuz değil mi? Peki. Sen ne diyorsun peki? Biz okula başladık. Evet. Dikkatli kullanın arabanızı diyorsun değil mi? Evet. Peki canım. Göremiyorum da ben kaleden. Küçük boylu kaldı. Gel birazdan anneciğim. Şu an Namık Bey'le beraber ilk öğretime başlayan, yeni başlayan öğrencilerimize trafik bilincini aşılamak ve okuldaki okulların açıldığını sürücülerimize bir nebze olsun farkındalık yaratmak için çocuklarımıza trafik kıyafetleri giydirerek, trafik polis kıyafetleri giydirerek gelen sürücülerimize artık okulların açıldığı, okul geçitlerinde okulların daha yavaş, daha dikkatli geçmelerini konusunda ikaz etmek için böyle bir Namık Bey'le beraber ortak. Özellikle okul çevresinde geçişlerde araçların daha mı dikkatli olmasını istiyorsunuz? Tabii. Çocuklar zaten trafikte 3 kural varmış. Önce çocuk, sonra çocuk, tekrar çocuk. Evet. Yani çocuklar bizim geleceğimiz olduğundan daha dikkatli, daha duyarlı olmamız gerekiyor çocuklara karşı. Çünkü çocuk radyosunda ne yapacağı belli değildir. Yani birden kendini yol atabilir. Onun için çok yavaş gitmek, okul, genellikle okul çevresinde sürücülerin daha yavaş olmaları gerekiyor. Peki. Tamam. Asalet Genel Koordinatör olarak yıllardır bu trafik bizim çok hassas bir konumuz. Bölgemizin kaymakamlığı, Emniyet Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nden beraber el ele vererek birçok okulda şimdiye kadar trafik etkinlikleri yaptık. Özellikle şimdi dikkatimizi çeken bir olay var. Şimdi yaz tatili olduğundan dolayı insanlar daha yaz modunda, tatil modunda okulların başlamasına rağmen ilkokul ve yeni başlamış çocuklarımızı pek fazla dikkat almıyorlar. Bizim derdimiz bunlar okula başladı ama halkımız tarafından, şoförlerimiz tarafından lütfen daha hassas olsunlar. Çocuklara biraz daha dikkat etsinler. Daha henüz bunlar trafik nedir bilmiyorlar. Bunu dile getirdim. Sayın Kaymakamımız ve Emniyet Müdürümüzün desteğiyle beraber, ekiplerimizle beraber okullarda böyle bir etkinlik hazırladık. Bunu bölgemizin ilçelerinde devam ettireceğiz. Sağ olsun biz Ayvalık'tan başlayarak bismillah dedik, yola çıktık. Bizi kırmadılar. Buradaki çalışmayı bismillah dedik, başladık. Eyvallah.